Sorusu olan var mı arkadaşlar? Var mı? Evet, nasılsınız diye sorulunca benim hep hatırlattığım bir şey vardır. Bu soruya, yani nasılsınız sorusuna insan iki düzeyden cevap verebilir. Ya psişik düzeyinden cevap verir, o dualiteyi içerir, ikilemlidir. Ya çok iyidir, ya mutsuzdur, kötüdür, ya da işte karışıktır, gri alandadır yani. Hatta bazı tartışmalar yapılır, işte nasılsınız deyince hep iyiyim deniliyor, bu samimiyetsizlik mi acaba? Ben kendimce şöyle yorumluyorum, eğer birisi sana nasılsın diye sorduğunda o an spiritüel varlığını fark etmiyorsan bile onu hatırlayıp iyiyim demen kendine dair bir hatırlatmadır. Ve bu çok değerli bir şeydir. Hatta hani geleneksel toplumlarda mesela benim dikkatimi çekmiş bir şeydir. Hep insanlar iyi olduklarını söylerler. Bu aslında bir ikiyüzlülük veya böyle bir alışkanlık değildir aslında. Bu aslında şudur yani, nasılsın denildiğinde sen şunu hatırlamalısın. Şu an buna kim cevap verecek? Ve şu an sen neredesin? Sen şu an kendini ne olarak hatırlıyorsun? Hangi durumdasın? Eğer psikolojik düzeyse benim nazarımda ona verilen cevabın çok da fazla bir ehemmiyeti yoktur. Bir insan çok iyi de olsa, çok mutlu da olsa, çok mutsuz da olsa gerçek anlamda çok anlamlı veya değerli bir şey değildir. Yani onun üzerinden kendimizi tanımlıyorsak, psikolojik düzeydeki bir olumlu durum nedeniyle iyiyim veya psikolojik düzeyde yaşadığımız bir olumsuz durum nedeniyle kötüyüm diyorsam, ben aslında uykuda, hipnoz altında, illüzyon içinde, sahtelik içinde yaşıyorum demektir aslında. Orada verdiğin cevabın bir ehemmiyeti yoktur. Size oradan bir cevap veriliyorsa da aslında bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü o an iyiyim diyen bir insan bir saat sonra çok kötü olabilir. Psikolojik düzeydeki olgular tecrübe edilir, deneyimlenir. Ama kişi kendini bunların üzerinden tanımlamaz. Bunların üzerinden tanımlamak biraz modern bir yaklaşımdır. Son belki 1-1-2 yüzyıldır yaşadığımız bir şeydir. Bunun için aslında her zaman karşımızdaki insan hangi bilinçte söylüyor olursa olsun, bir insan size nasılsın dediği zaman siz kendiniz spiritüel varlığınızı, özünüzü hatırlayarak iyiyim demelisiniz. Ve o iyiliğe doğru gitmeye çalışmalısınız. Yoksa egonuzun sizi kandırıp, ya işte iyiyim diyorum ama ne iyisi. Neyse iyiyiz diyelim de iyi olalım falan değil yani. Sen olarak
asıl varlığın itibariyle iyisin. Senden daha iyi biri olamaz. Neden? Çünkü sen Tanrı'yla bağlantılı bir yerde duruyorsun. Tanrı'yla bağ sahibi olan bir varlıksın. Bakın, bağ kuracak olan değil. Bağ kurması gereken değil. Tanrı'yla bağlı bir varlıksın. Tanrı'yla bağı olan bir varlıksın. Kim olursan ol, hangi durumda olursan ol, Tanrı'yla bağı olan bir varlıksın. O zaman nasıl kötü olabilirsin? Yani bir tarafın sana kötü olduğunu, mutsuz olduğunu söyleyebilir. Onu ne yapacaksın? Onu gözlemleyeceksin. Ama ona ben demeyeceksin. Onu kendin olarak algılamayacaksın. O sana kendisini kendin diye hissettiriyor olabilir. O farkı tekrar kazanmaya çalışacaksın. Biraz Kur'an terminolojisini biraz zorlarsak, aslında bu insanın kendi hayatındaki Furkan bilincidir de denilebilir. Yani bir şeyi bir şeyden dikkatle, bilinçle, farkındalıkla ayrıştırabilme bilinci. Sen hem yaratılışta, varoluşta, hem kendi varlığında kalıcıyla geçici olanı, hakiki ile sahte olanı, değişenle değişmeyeni ayırt edebilmelisin. Ve Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Çünkü aslında bize bunu ayırt etme bilincini kazandırabilmek için inmiştir. Sende değişenle değişmeyeni ayırt etmelisin. Geçen bir arkadaş bir soru sordu. İşte ben şununla mutlu olur muyum? Dedim, bu yanlış bir soru. Ben biriyle mutlu olabilir miyim? Bu kökten yanlış bir soru. Sen kendinle mutlu olduğun zaman mutlusundur. Başkasıyla mutlu olduğun zaman mutlu değilsin. İstersen mutluluktan havaya uçabilirsin, hiç fark etmez. Bir gün o uçtuğun yerden aşağıya düşeceksin. O sahte bir şeydir. Hiçbir insan bir başka insanla mutlu olmaz. Hiçbir insan bir olayla da mutlu olmaz. O mutlu olan taraf senin geçici psişik mekanizmandır. Psikolojik tarafındır. Ama o sen değilsin. Öyle bir tarafın da var. O yüzden hep hatırlatıyorum. Kur'an bu konuyu özenle birbirinden ayırır. Kendileriyle sükun bulasınız diye Allah aranıza sevgi ve merhamet koymuştur der. Kadın ve erkek arasında. Ama kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla mutmain olur der. Bakın, Kur'an özenle kelimeleri ifade etmiştir. Allah özenle kelimeleri seçer. Bakın, Allah hiçbir yerde bizim bir insanla, bir başarıyla, bir güçle, bir sevgiyle, bir yakınlıkla mutlu olacağımızı, daha doğrusu mutmain olacağımızı ifade etmez. Neden? Çünkü olamazsın da ondan. Yani olamayacağın bir şeye Allah sırf seni rahatlatmak için olursun demez. Kalpler dikkat edin der. Çünkü bu dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Niye dikkat edilmesi gereken bir şeydir? Çünkü bunu anlamanı engelleyecek sahte itminan halleri vardır. Sen kendini mutmain zannedersin. Çok mutluyum, aradığımı buldum. Böyle kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum falan dersin. Ama bu sahte bir şeydir. O yüzden Kur'an dikkat edin der. Kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Peki bizim diğer insanlarla ilişkilerimiz nedir? O psikolojik düzeyin sükun bulması içindir. Çünkü psikolojik düzey sürekli dalgalanan bir şeydir. Yani sürekli arayış içinde olan bir şeydir. Veya dualite taşıdığı için
hoşuna gideni, ihtiyaç duyduğu şeyi ister, hoşuna gitmeyeni uzak tutmaya çalışır. Hoşuna gideni bulduğu zaman sükun bulur. Seni seven bir insan veya iyi anlaştığın bir insanda sen sükunet bulabilirsin, sükun bulabilirsin. Sükun geçici bir dengelenmedir. Mesela biz sakinleşti deriz. Ama sakinleşti de dediğimizde mutlak bir sükunetten bahsetmeyiz değil mi aslında? Yani mutlak bir sakinleşmeden bahsetmeyiz. Şimdi sakinleşti deriz. Bir insan susar, susuzluğu gidince bedensel olarak sakinleşir. Açsındır, açlığın gidince bedenin sakinleşir. Ama itminan, itminan nedir? Senin hiçbir şeye muhtaç olmama halindir. Yani varlığının tamlığını idrak ettiğin durumdur. Bu da neyle mümkündür? Bu yaratıcıyla olan bağını idrak etmenle mümkündür. O yüzden insan tek başına itminan da bulamaz. Tek başımıza itminan bulmak gibi bir durumumuz yok. Ancak mutlak ile sonsuz ile ebedi olanla, değişmez olanla olan bağını idrak ettiğinde, ki bu bağ hiçbir zaman kopmayacak bir bağdır. O zaman itminan bulursun. Ve bir insan ancak Allah ile itminan bulur. Ama bunu zihnimiz şöyle bir şekilde yorumlaması. Allah'a inanıyorum, herhalde itminan buluyorum. Hayır, bulamayabilirsin. Veya bu kadar inançlıyım, niye itminan bulamıyorum? Çünkü Allah'la olan bağının farkında değilsin. Kastettiğim şey, ben Allah'a inanıyorum, Allah dediğim mutlak bir güç var, işte hiçbir şey kendi kendine olmamıştır, tabii ki bir yaradanı vardır demek değildir. Allah ile olan bağının gerçekten fark edilmesi, bu zihinsel bir farkındalık değildir. Bu, eğer yeterince sahte benliklerden ayrışırsak gerçekleşecek bir şeydir. Bunu idrak ettiğinizde o gerçekten hiçbir şeye ihtiyaç duymadığınız, hatta o en yüksek düzeyde o an tecrübe edildiğinde, hani yıllarca o durumda kalabileceğiniz bir durumdur. Mesela bazı böyle uzak doğuda ermişler vardır. O hali yaşarlar ve yıllarca hiç kimseyle görüşmeyebilir, dışarı çıkmayabilir. Bu imkansız bir şey değildir. Ha, ama gerekli midir öyle davranmak? Hayır, gerekli değildir. O İslam öğretisinde peygamber bir sure ile topluma karışması veya daha doğrusu topluma dair sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda hatırlatılmıştır. Üzerindeki örtüyü kaldır. Aslında o örtü fiziksel bir örtü değildir. O Tanrı'nın içinde yaşanmışlık olarak tarif edebileceğimiz bir örtüdür. Yani sözler eğer zorlanacak olursa şunu diyebiliriz. Kişinin Tanrı'da yaşadığı bir durumdur o. Ve biz aslında hepimiz aslında hakikatte öyleyiz. Ama onun farkına varıp varmama ayrımı var. Tanrı'da olduğunu idrak ettiğin bir durumdur. O örtü Tanrı'nın varlığının senin üzerini örtmesidir. Yani onun tarafından kuşatılmandır. Artık sende bireysel benliğin korkuları ve arzuları kalmaz. O anda dünya kıyamet olup kopsa sende herhangi bir problem, korku, kaygı meydana getirmez. Neden?
Çünkü o hakiki varlığa nispetle kainat görüntüsel bir şeydir. Yani izafi bir gerçekliktir. Hakiki değildir. Ve sen o ayrımı fark edersin. O ayrımı fark ettiğinde artık dünyada yaşasan bile özgür yaşarsın. Dünyadaki hayatı özgür bir hayata dönüşür. Herhangi bir arzunun veya korkunun nesnesi olmaktan gerçekten kurtulursun. Hakiki anlamda kurtulursun. Egonu kandırman gerekmez. Ve gerçekten insanın itminan bulacağı yegane varlık alanı odur. Onun dışında herhangi bir itminan bulamayız. O yüzden egolarınızın sizi aldatmasına karşı uyanık olun diyeceğim. Yani egolarınız size şunu diyebilir. Ya hayatımda şu olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Çok mu şey istiyorum bu hayattan? Yok, az bir şey istiyorum diyerek egonuz sizi kandırır. Size sadece onu istediğinizi hissettirmeye çalışır. Fakat deneyimlemişsinizdir. Onu elde edersiniz, egonuz hemen size bir başkasını gösterir. Daha büyük olan bir şeyi gösterir. Küçük bir dükkanın mı var? Daha büyük bir dükkanın olsun. Küçük bir evin mi var? Ya bu evi aldık da yani güzel, fena değil ama şöyle bir büyüğü olsa çok daha iyi olacak dersin. Hiçbir zaman sana gerçek anlamda bir tatmin vermez. Egonun tabiatı böyledir. Ego boş bir şeydir ve hiçbir zaman bir şeyle tatmin olmaz. Neden? Çünkü ego bunun için yaratılmış bir şey değildir. Ego sana hizmet etmesi için, hani bir insanın köpeği gibi, bir insana hizmet eden herhangi bir evcil hayvan gibi, diyelim ki bir atın gibi. O senin emrinde işleyen bir şeydir. Bir insan kendini atın yerine koyar mı? Koymaması lazım, değil mi? İnsan ayrı bir şeydir, atı ayrı bir şeydir. Bugün bizim egomuz dediğim şey bize hizmet etmesi için verilmiş bir donanımdır aslında. Bu dünyadaki hayatı yaşamamız için verilmiş bir donanımdır, bir imkandır, bir alettir, bir araçtır. Ama sen kendini o zannediyorsun. Hani Mevlana'nın bununla ilgili çok benzetmeleri vardır. Bazen egoyu ata benzetir. Bazen eşeğe benzetir, bazen huysuz bir köpeğe benzetir, bazen vahşi bir köpeğe benzetir. Bunlar aslında ego gerçekliğini yitirdiğinde, yani gerçek fonksiyonunu yitirdiğinde onun ne hallere girebileceğini bize anlatan bir şeydir. Mesela bazı insanlar vardır, yiyeyim, içeyim, yatayım, benden iyisi yok. Fiziksel bir rahatlık, fiziksel bir ihtiyaçlarının giderilmesini temel alır, o şekilde yaşar. Mevlana der ki, böyle bir eşeğin peşinden koşarsan ya ahıra gider ya da otluğa gider. Yani ya bir şey yemeye gider ya da yatmaya, uzanmaya, uyumaya, fiziksel konforunu gerçekleştirmeye bakar. Bazısı köpek gibidir. Tahakküm etmek ister. Eğer sen kendini onunla özdeşleştirirsen o zaman sen tahakküm eden, saldırgan, her şeyin kendi istediğin gibi olmasını isteyen, ben mesela bazen dışarı çıktığımda böyle Üsküdar gibi kalabalık yerlerde böyle egomun bana şöyle seslendiğini bilirim yani. Niye bu kadar çok insan var? Halbuki karşındaki de senin için aynı şeyi söylüyor olabilir. Bu nedir? Bu dünyayı kendi arzusuna göre
yönetmek isteyen, şekillendirmek isteyen sahte bir egonun sesidir. Dolayısıyla size hizmet etmek için size verilmiş olan düşünce, duygu ve eylem kabiliyetlerini kendiniz zannetmemelisiniz. O yüzden böyle içinizde ortaya çıkan her isteği, arzuyu, korkuyu, beklentiyi kendiniz zannetmeyin. Kendiniz olduğunu düşünmeyin. Çok mutsuzum dediğinizde şu anda gözlemleyeceğim bir mutsuzluk duygusu var. Bunu gözlemlemeliyim. Yoksa o mutsuzluk sizi alır. Saatlerce bir masanın başında durdurabilir. Hayallere götürebilir. Hayata karşı depresif bir moda sokabilir. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Dedirtebilir. Ama siz onun kendiniz olmadığını o an hatırlayıp bunun üzerinde çalışmak zorundasınız. Biri bana mutsuzum dediği zaman niye bu benliğin üzerinde çalışmıyorsun diyorum. Yoksa ben senin mutsuzluğunu gidermeye çalışamam ki. O gidecek, başkası gelecek çünkü. Hani bu çocuk gibidir. Çocuk suratını asmıştır. Ne istiyorsun? Çikolata alırsın. Yarım saat sonra canım sıkıldı. Ne istiyorsun? Tablet. Tablet veriyorsun. Tabletten de canı sıkılıyor. Ben dışarıda dolaşmak istiyorum. Dolaşıyor. Ama diyor ben arkadaş istiyorum. Kimse benimle arkadaş olmuyor. Arkadaş oluyor. O da olsun diyorum. Niye o olmuyor diyorum. Bu bitmez. Benliğimiz budur. Ya onu gözlem nesnesine döndüreceksiniz ya da ömrünüz boyunca o olduğunu zannedeceksiniz. O olduğunuzu zannedeceksiniz. Çok mutsuzum. Ne güzel. Bak bir benlik gördün. Adını da koymuşsun. O zaman bunu gözlemle ve üzerinde çalış. Canım çok sıkılıyor. Tamam bak ne güzel. Bir benlik gelmiş. Seni sarıp sarmalayacak. Ama sen onu şu an gözlemleyebilirsin. Kimin canı sıkılıyor? Niye sıkılıyor? O ne istiyor? Onun derdi ne? Onun hikayesini anla. Ama onun hikayesini kendi hikayen zannetme. O yüzden psikoterapi ego hikayelerini dönüştürme sürecidir aslında. Ama bundan biraz daha derinlikli bir süreç var. O da ayrışma ve özgürleşme sürecidir. O ayrışma ve özgürleşme sürecini başlatabilirsek o zaman sizi kimin mutsuz etmeye çalıştığını, kimin sabırsız hale getirdiğini, kimin korkuttuğunu, kimin sizi kaygılandırdığını, kimin size kendinizi eksikmiş gibi hissettirdiğini, kimin size bak şöyle olunca çok mutluyum ama böyle olunca da çok canım sıkılıyor. Bunu kim diyor? Bu kimin hikayesi? Bunu keşfetmek durumundayız. Çünkü kalpler ancak mutlak olanı hatırlamakla, onunla olan bağını fark etmenle bulacağım işi. İnsan ancak bununla mutmain olur. O bizim merkezimizdir. O insanoğlunun kalbidir aslında. İnsanoğlunun kalbidir. O yüzden her zaman yolculuğumuz bir kalbe dönüş yolculuğudur. Merkezimize dönme yolculuğudur. Merkezine döndüğünde o merkez dualitenin ötesindedir. Hocam, orada kalpler ancak mutlak olanı hatırlamakla Tabi bu hatırlama zihinsel bir hatırlama değil. Değil. Olan olayları onunla bağlamak, hani onunla olan bağını fark etmek dediniz ya. Evet. Yaşadıklarımız olaylarla
yaşıyoruz. Onları yorumlamamız, onu hatırlamak, onunla olan bağımızı fark etmek şeklinde mi? Biraz aşağı bu, evet, bu düşünsel bir şey değil arkadaşlar. Yani hepinizin zihninde bir şeylerin oluştuğunu, bazılarının olaya duygusal baktığını, bazılarınızın da çok düşünsel baktığının farkındayım. Ama bu onun ötesinde olan bir şey. Bu sizin kendiliğinizde bir değişime yol açar. Yani kendiniz şu anki kendiniz olmadığınızı anlarsınız. O ana kadar kendiniz olarak algıladığınız şeyin kabuğunuz olduğunu anlamış olursunuz. O yüzden Tanrı'yı hatırlamak, gerçek anlamda Tanrı'yı hatırlamak, kendini hatırlamaktır. Bu kadar net söylüyorum. Hani Allah'ı hatırlamak, nihai noktada kendini hatırlamaktır. Kendindeki Allah'ı hatırlamaktır. Kendindeki Allah'ı hatırlamaktır. Yani olayları, bakın, başımıza bir olay gelir, biz o anda olaya teslim olamayız bugünkü halimizle baktığımızda. Olayla ilgili bir hikayeye teslim oluruz. Hani hep söylüyorum, tekrar hatırlatayım yeri geldi. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'le Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bir mağaraya saklanıyor. Hepimiz bunu az çok biliyoruz. Orada Ebu Bekir peygambere bir şey olmasından kaygı duyuyor. Peygamber Allah'ın o anki vahiyle şunu söylüyor. Allah diyor ki, ey Muhammed, de ki Allah bizimledir. Bakın, bu olayla ilgili bir hikaye değildir. Yani olayla ilgili bir hikayeye teslim olmak değildir. Mesela şöyle değildir. Merak etme, onlar bizi bulamayacaklar. Biz haklıyız. Haklı olan güçlüdür. İşte niyet hayır, akıbet hayır. Bu değil. Peygamberin niyeti kötü müydü hicret ederken? Öyle mi dedi ama orada? Allah ona ne dedi? Niyet hayır, akıbet hayır mı dedi? Allah bizimle. De ki o Muhammedi bilinci Ebu Bekir'e bir hatırlatmasıdır. Hazreti Muhammed o anda o bilinçteydi. Allah bizimledir. İnnallâhe me'ane. Maiyet ilişkisi. Yani benimle o. O benimle. Ama şu anlamda benimle değil. Biz Müslümanız, inançlıyız, biz güçlüyüz. Allah bizimle. Bu öyle bir slogan değil. O an Hazreti Muhammed ve Allah bir ve beraberler. Yani Allah Muhammed'le, Muhammed de Allah'la. Bakın, bu hakiki teslimiyettir. Bu bir hikaye değildir. Yani merak etme, işte Allah söz verdi, bizi koruyacak falan da değildir. Burada hakiki anlamda o idrakin getirdiği bir teslimiyet var. Ve hakiki teslimiyet budur. Diğerleri izafi teslimiyettir. Mesela merak etme, Allah bize yardım edecektir. Nasıl? İşimiz rast gidecek, rızkımız genişleyecek, eşimiz düzelecek, aklı başına gelecek, bir rüya görecek, artık iyi davranacak veya istediğim her şey yoluna girecek. Böyle bir şey değil. O da bir teslimiyet türüdür. Mesela bir insana dersin ki, merak etme, Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar. Bu da bir teslimiyet tarzıdır. Ama bizim oradaki kastettiğimiz teslimiyet, bunun ötesindeki bir teslimiyettir. İçinde hiçbir hikayenin, hiçbir zaman mefhumunun, yani şöyle olacak, böyle olmayacak falan hiçbir şeyin olmadığı, içinde zamanın, mekanın, sürecin olmadığı bir teslimiyet. Çünkü zaten aslında orada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Aslında burada teslimiyet kelimesi bile anlamsızlaşıyor. Yani sen Allah'lasın, Allah da senle. Yani ne neye teslim olacak ki daha? Yani bir de ben teslim olayım mı, olmayayım mı gibi bir değerlendirme mi yapacağım?
Böyle bir şeye yer kalır mı öyle bir durumda? Böyle bir teslimiyet, hakiki bir teslimiyettir. Yani Allah seninle, o zaman ne olursa olsun, senin nazarında bir şeyin şöyle olmasıyla böyle olması arasında bir fark kalmaz. O sadece geçici olana dair bir şeydir. Yani sen orada da bir faaliyette bulunabilirsin. Burada kastettiğim şey dağ başına çekilmek, hiçbir şey yapmamak değil. Orada eylemin özgür bir eylem olur. Herhangi bir beklenti, herhangi bir arzu, herhangi bir kaygı barındıran bir beklenti olmaz. Beklentinin ötesine geçmişsindir. Hani bir Kızılderili'ye sormuşlar. Böyle Hristiyanlar gitmiş, güya işte bir şeyler anlatıyorlar. İşte böyle dua edelim, şöyle dua edelim falan filan. Biz demiş, dua ediyoruz demiş Kızılderili. E siz ne istiyorsunuz Tanrı'dan? Demiş, biz bir şey istemiyoruz. O ihtiyacımız olan her şeyi veriyor. Biz şükrediyoruz demiş. Yani bizim duamız şükürdür demiş. İşte bu daha yüksek bir bilincin ifadesidir. Yani ben aslında Yaradan'a şükür anlamında, Yaradan'a sonsuz bir minnet anlamında, verdiği şeyin hiçbirine aslında layık olmadığım halde bana onları lütfettiği anlamında sonsuz bir minnettarlık duyarım, şükür duyarım. Hatta hani öyle bir durumda istemeye bile çoğu defa yüzüm olmaz veya hatırlamam yani. Verdiği şeylerin şükrünü yaşamaktan bir şey istemeye zaman bile bazen bulamam. Ama madem ki o isteyin demiş, isteyin dediğin için istiyoruz. Yoksa ya çok istiyorum ama olmuyor, ne zaman olacak, nasıl dua edeyim ki olsun, işte bilmem kaç defa hangi ismi okuyayım da dualarım gerçekleşsin. İçinde mi yaşayacağız biz? Yaratıcı bize böyle bir din mi öneriyor? Yoksa sana kendi yakınlığını idrak etme müjdesini mi veriyor? Bunun yolculuğunu yapmanı mı sana hatırlatıyor? Bakın, her zaman hatırlatıyorum ve bu konuda özellikle dikkati çekmek istiyorum. Gerçek din, hakiki ve asli din, insanla Yaradan'ın bir aradalığı, beraberliği, sana şah damarından daha yakınlığı ve sevgi üzerine kurulmuştur. Hani bazıları bunu, ya tasavvuf öyle diyor ama bak Kur'an'da korku. Bakın çok bariz bir ayetten bahsedeceğim. Kur'an'da der ki, ey Muhammed, eğer insanlar bu dinden dönecek olurlarsa Allah öyle bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Ve onlar hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezler. Bu ne demektir? Mesela kim dinden döner? Hakikati henüz tam olarak idrak etmemiş bir insan dinden dönebilir. Rasyonel olarak kendince analiz etmiştir. Duygusal bakmıştır. İnanıyorum demiştir. Kabul ediyorum demiştir. Teslim oluyorum demiştir, değil mi? Ama sonra aklı başka şekilde işler. Duyguları onu başka yere götürür. Allah onun istediği bazı şeyleri yapmaz. Bir bakar ki duygusal olarak acaba Allah beni duymuyor mu deyip dini bırakabilir, dinden dönebilir. Peki Allah bu sürece karşı neyi dikkate veriyor? Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bakın orada ne korkudan ne başka bir şeyden hiçbir bahis yok. Bunlar kimdir? Bunlar gerçekten Allah'la yakınlıklarını
idrak etmiş insanlardır. Çünkü Allah sevgi nesnesidir. Yani o sadece sevilir. Allah sadece sevilir. O kadar. Allah insanı sever, insan da Allah'ı sever. Çünkü insan ona aittir. Allah da insanın kaynağıdır. Ait olduğun kaynağa sonsuz bir sevgi duyarsın. Zaten gerçek aşk da budur. Kaynağın birliğidir aşk. İkilik değildir. O yüzden din, hakikatte din, sevgi üzerine kuruludur. Ama sen bu hakikati henüz idrak edemediğin için psikolojik düzeyde sana hem sevgi hem korku hatırlatılır. Neden korku hatırlatılır? Çünkü senin egon bazen korkmadığında yanlışlık yapabiliyor. Hani Kur'an'da geçer ya, işte onları bir denizde bir fırtınaya muhatap kılsan hemen ellerini açıp bizi kurtar, biz hatalarımızdan vazgeçeceğiz derler. Çünkü egoda tırnak içinde bazen korkmadığında bütün arzu, heves ve aşırılıklarını yapmaya bir eğilim var. O zaman biraz korkutman gerekiyor. Yoksa Allah bir korku nesnesi değildir. Allah ile insan arasındaki ilişkinin hakiki adı sevgidir. Benim Allah'tan korkmam gerekmiyor. Allah'tan korkmayan bir benliğim varsa korkmam gerekiyor. Yani benim Allah'tan korkmam değil, Allah'tan korkmayan tırnak içinde adi ve şerefsiz bir benliğim varsa o zaman onu korkutmalıyım. Yoksa öz benlik Allah'tan korkmak niteliğine sahip değildir. Öz varlığımızda korku yoktur. Korku egodan gelir. O da tehlikeye karşı korunmak için verilmiş bir duygudur. E sen aşırılıkların nedeniyle kendini tehlikeye atıyorsun, o zaman korkman gerekir. O yüzden dikkat edin, Allah'la kurduğumuz ilişkinin temeli asla korku olamaz. Ama Allah'tan korkmuyor gibi görünen bir benliğin varsa, ölçüsüz, azgın, işte haram olmasa yaparım diyen, ölçüsü olmayan bir benliğin varsa bu benliği korkutabilirsin. Ama hakiki insan, hakiki din bağlamında asla korku duymamalıdır. Ben Allah'ı seviyorum, nokta. Peki Allah'ın azabı yok mu? Olabilir, varsa, eğer bir hatam, günahım varsa ben sevdiğime gidiyorum ve beni arındırmasını talep ediyorum. İnsan sevdiğini yok etmez ki, değil mi? Bir çocuk elbiselerini dışarıda kirlettiğinde annesi ona kızsa da annesinin maksadı nedir? Çocuğun kirlettiği, çamura bulandırdığı elbisesini ve bedenini temizlemektir. Değil mi? Hakiki anlamda seven bir anne, değil mi? Sen bak üstünü başını kirletmişsin, gel seni bir temizleyeyim, bir dahaki sefere de dikkatli ol der. O yüzden ayet bize hatırlatıyor, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu eşittir, cehennemi de kuşatmıştır. O zaman cehennem de Allah'ın rahmetinin bir yansımasıdır. Bir hastane gibi. Kimse hastaneye düşmek istemez ama hasta olduğunda iyi bir hastane ararsın. O yüzden dini doğru anlamak lazım ama
önce kendimizi doğru anlamaya ihtiyaç var. Kendimiz gerçek kendimizi keşfedersek o zaman gerçek dini doğru anlarız. Gerçek anlamda Allah'ı daha doğru tanımış oluruz. Yoksa Allah'ı böyle işte şunu yapacaksın, onu razı edeceksin. Onun da biraz bir egosu var tabii işte. Benim emrimden çıkmayın diyor. İçimde de bir şey diyor ki çıkarsam ne olur falan diye. O zaman egonuz o hikayelerin içinde kaybolur. Çünkü siz kendiniz kimsiniz bunu bilmiyorsunuz. Kendinizi egonuz zannediyorsunuz. Dininiz de egonun bir dini oluyor. Allah da egonuzun bir Allah'ı oluyor. Allah'ı da kendi egonuzun üzerinden yorumluyorsunuz. Elinizden gelse Allah'ı parçalayabilirsiniz değil mi o egonuzla? Bakın, terbiye edilmemiş ego böyle bir şeydir. Ben kendime çocuk yaşta sormuştum. İleride bir hap bulsalar, ölümsüzlük hapı. Dedim İsmail içer misin dedim. Yani ölüp Allah'a kavuşacaksın. İkinci ihtimal bu hapı içip hiç ölmeyeceksin. Hasta da olmayacaksın. Kendime verdiğim cevap, ben dedim o hapı içmem. Çünkü ben Allah'ı seviyorum ve ben onun yakınlığını tercih ediyorum. Ama ego düzleminde ne vardır? Ego şey ister, hiçbir şeye muhtaç olmamak, hiçbir şeye bağımlı olmamak. Yani Tanrı'nın yerine geçmek ister. Çünkü onun mekanizması hakikati anlayacak nitelikte değildir. O aslında Tanrı'nın ona verdikleriyle Tanrı olmayı arzu eden sahte bir yerde duruyor. Yani Tanrı'nın verdikleriyle Tanrı olmaya çalışan bir durumdadır egolarımız. Eğer iyi dikkat edersek ve serbest bırakırsak hedefi budur. İnsana hizmet etmek için yaratılmıştır. Ama siz kendinizi bilmezseniz ve ona kendiniz gözüyle bakarsanız, ona ben diyebilme imtiyazını ona bırakırsanız, o zaman o Tanrı olmak ister. Her şey benim istediğim gibi olsun demek ne demektir? Değil mi? Dolayısıyla kendimizi gerçek kendilik düzleminde tanımlamalıyız. Yani ben gerçekte neyim? Kimim? Bu soruya cevap vermediğiniz müddetçe yaşadığınız hayat gerçek hayat olmayacaktır. Ve onu da gerçek bir şekilde göremeyeceksiniz. Hani hayatı egonuzun penceresinden göreceksiniz. Bu tıpkı bir çocuğun annesi ona bahçede oynama izni vermediği için mutsuz olmasına benzer. O an çocuk dünyaya nasıl bakar? Mutsuz gözlerle bakar. Neden? Çünkü annesi bahçede oynamasına izin vermemiştir. Şimdi sizin egolarınız üzerinden kendinize bir bakın. Ne zaman mutsuzsunuz? Mutsuz olmanıza neden olan şey nedir? Ve bu kimin mutsuzluğudur? Ve sizin o özünüzdeki mutluluğu örten şey nedir? Özdeki mutluluğu örten şey nedir? Egonun mutsuzluğudur. Veya kendinizi mutlu zannedersiniz, o hakiki bir mutluluk değildir. Geçici bir şeydir ve geçici bir şey üzerine bina edilmiştir. Egonun elinden onu aldığın an, onun mutluluğu biter. Hatta tam zıttına dönüşür. Hani mutluluk sıfıra da inmiyor. Hani dün çok mutluydum ama şu an sıfırdayım. Öyle dedirtmez size egonuz. Mutluluk gittiği zaman mutsuzluk olur. Ya da böyle bir donukluk olur. Neyin var?
hiçbir şeyim yok. Halbuki içerisi mutsuz. Çünkü elinden mutluluk nesnesi alınmıştır. O yüzden ben mutluyum ama mutluluğun bir nedeni yok noktasına gelinceye kadar yol almak durumundayız. Mutluluğunuzun bir nedeni varsa o gerçek mutluluk değildir. Ama dikkat edin, herkes bir mutluluk nedeni arıyor. Beni ne mutlu eder? Veya bir şeyden mutsuz olduğunu düşünüyor. Bir şey onu mutsuz ediyor. Temel soruya tekrar dönüyoruz. Kim mutlu veya mutsuz oluyor? Bunu keşfetmek durumundayız. Bunu keşfetmediğimiz müddetçe hayatı da keşfedemeyeceğiz. Evet, bir soru vardı. Hocam, bahsettiğiniz şeyler aramında şeyler canlandırdı da tam toparlayabilecek miyim? Hani cehennemi Allah'ın rahmetiyle kuşatıyor. Ve işte bir anne şefkati, bir evladın olan şefkatinden bahsettiğiniz. Hani şüphesiz ki Allah'ın rahmeti bir annenin çocuğuna, Allah'ın kullarına rahmeti, bir annenin çocuğuna olan rahmetinden daha yücedir, daha büyük. Ama burada şöyle bir soru aklımda. Şu kısacık hani dünya hayatında bir anne kendisine emrettiği ve çocuğuna söylediği şeyleri yapmadığı için veya işte çocuğunun kendi varlığına inanmadığı, hani mesela annesi işte onu bir sebeplerden ötürü görünmüyor, bıraktı gitti gibi. Ve işte ya da işte çocuk bir şekilde alındı gitti. Yani toparlayamıyorum tam da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu kısacık işte dünya hayatında o evlat, yani kullar işte inceleme olarak anne cehennemin bir şifahane olduğunu söylediniz ya. Yalnızca işte bu arada kendisine inanmadığı ya da verilen ibadetleri, verilen işte görevleri yapmadığı için sonsuza kadar o şifahanede kalmaya mecbur bırakılması bu büyük rahmete yakışır mı? Evet, anladım. Şimdi ben inançlı biriyim bu arada. Birincisi... Ama deist bir arkadaşımın, evet o da Allah'ın tamamen sevgi kulu varlık olduğuna inanıyor. Ama mesela işte bu ona çok anlamsız geliyor. Ve bana bunu sormuştum. Neden hani sonsuza kadar cehennemde yanıyor ki sadece inandığı için belki iyi bir insansa? Birincisi... Cehennem insan için bir sahte benliklerinden arındırma merkezidir. Yani burada gerçek kendiliğin bu dünyada fark edilmediği durumda, gerçek kendiliğin bu dünyada keşfedilmediği bir durumda kişi sahte benlikleriyle yaşar. Sahte benlikleriyle var olur. Mesela bu çok iyi bir insan da olabilir. Ama sahte benlikleriyle yaşıyordur. Örneğin, ölmek istemiyordur. Keşke daha fazla yaşasam diyor. Bunu diyen nedir? Bir sahte benliktir. Kişinin bu sahte benlikten arınması gerekir. Yani kendinin sonlu, sınırlı bir varlık olduğu algısının dönüştürülmesi gerekir. İşte kutsal kitapların cehennem dediği süreçler en hafifinden budur. Bazı kişiler için kendini her şeyin üstünde görür, tahakküm etmiştir. İnsanlara bu dünyada çok büyük baskılar, kötülükler yapmıştır. Orada büyük bir vicdan dönüşümü yaşar o insan. Ve o insan orada bir arınma süreci geçirir. Dolayısıyla gerçek kendini, dolayısıyla da Yaradan'ı, yani cehenneme gitmemiz Allah'ı inkar ettiğimiz için değil aslında, deyim yerindeyse. Kendimizi inkar ettiğimiz için gittiğimiz bir yerdir. Orada kutsal metinlerde Allah'ı inkar etmekten aynı zamanda kastedilen şey senin kendini inkar etmendir. Çünkü ayette der ki onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Dolayısıyla aslında Allah'ı inkar etmek gerçek kendinin
kaynağını ve mahiyetini inkar etmektir. O yüzden hani Allah şöyle bir Allah değildir tabii ki. Beni inkar ediyorsun, ha o zaman seni cezalandıracağım. Böyle bir Allah olmaz. Allah'ı inkar etmek, kendini inkar etmektir. Platon'un diliyle söylersek, kendini bilmek, ruhunu bilmektir. Bir adım daha devam ettirirsek, ruhunu bilmek, sana o ruhu üfleyen Tanrı'yı bilmektir. O yüzden Tanrı'yı inkar, aslında kendini inkardır. Gerçek kendiliği unutmaktır. Onu yatsımaktır. Mesela ne diyoruz? Hepimiz ölümlüyüz diyoruz. Ayet öyle diyor mu? Hepiniz ölümü tadacaksınız diyor. Şimdi hepiniz evet öyledir diyeceğiniz gelmiştir içinizden. Hepimiz ölümlü müyüz? Hayır arkadaşlar, hiçbirimiz ölümlü değiliz. Sadece ölümü tadacak insanlarız. Doğumu tattık değil mi? Biz de ölümü tadacağız. Güzel, orayı da cevaplandıralım. Şimdi neyin sonuna kadar cehennemde kalacaksın? Sahte benlikler bitinceye kadar. Yani onlar orada kalacaklar. Arılan kişi orada kalmayacak. Anlatabildim. Yani insan ne olursa olsun, müşrik dahi olsa cehennemde, yani şunu ayırt ederek anlayın ama, müşriklik o insanın hakikatinin, özünün sıfatı değildir. Neyin sıfatıdır? Egonun sıfatıdır. Ondan kurtuluncaya kadar orada kalacak. Ondan kurtulduğunda ayrışmış olacaksın. Hatta şunu diyeyim size. Öyle bir insan cehennemde de kalsa ona hiçbir zarar vermez. Ona cennet gibi olur yani. Çünkü o bundan etkilenmiyor ki. O yüzden bakın, biz zihnimiz hep dışarıya odaklı. Mesela cennet bile dışarıya odaklı. Oraya gidince canım sıkılırsa ne yapacağım diyor ego, değil mi? Çünkü canı çabuk sıkılan bir ego ile cennete bakıyorsun. Zaten bununla girmeyeceksin oraya. Bu canı sıkılan var ya, o canı sıkılandan ayrışmış olarak gireceksin. Yoksa öyle girsen orayı da karıştırırsın. Altını üstüne getirirsin. Cehennemi de düşündüğümüz zaman zihnimiz hep şeye odaklanıyor. Cehennemin kendisine odaklanıyor. Cehennemin kendisine bakma. Sen kimsin? Sen yanacak bir varlık mısın? Sen nasıl bir varlıksın ki yanabiliyorsun? Öyle bir varlık mısın acaba? Veya yanacak olan şey nedir? Cehennemde yanacak olan şey nedir? Bunu zaten ayırt etseniz hepiniz koşa koşa cehenneme girebilirsiniz. Yanacak şey yansın, ben yanmayan varlığım diyeceksin. Üzerimde yanacak bir şey varsa gireyim de onlar yanıp onlardan kurtulayım diyeceksin. Ama sen kendini bir beden olarak algılıyorsun, yanacak bir şey olarak algılıyorsun. Sen nesin ki yanacaksın? Önce onu bir sor. Allah ruhumdan üfledim diyor. Allah'ın ruhundan üflediği şey yanar mı? O ceza görür mü? Peki o zaman sen nesin? Sen şeytanın zannettiği anlamda bir toprak mısın? Yoksa Allah'ın sana hatırlattığı anlamda ondan, onun üflediği bir ruh musun? Biz şu an kimi tasdik ediyoruz? Şeytanı mı? Allah'ı mı? Şeytan diyor ki, ben diyor Adem'den üstünüm. Halbuki Allah ruhundan üfledikten sonra secde et dedi. Allah toprağa secde et demedi ki. Adem'e secde et dedi. Ama şeytan ne dedi? Şeytan dedi ki, ateş topraktan üstündür.
şeytan Allah'ı anlamıyor. Tıpkı bizim şu an anlamıyor oluşumuz gibi. Hani hep söylüyorum, benim 10-11 yaşında böyle bir kız yeğenim bir gün geldi, böyle güzel de elbiseler almışlar ona. Geldi böyle giyinmiş. Dedi ki amca ben güzel miyim dedi. Ama neyin üzerinden kendini zannediyor? Böyle bedeni, giyimi üzerinden. Ben de ona dedim ki sen güzelsin ama bu beden ve elbiseler geçici, bunu unutma dedim. Ama sen güzelsin. Sen bir beden değilsin. Sen giyinen, giyimiyle çekici olan, güzel olan bir varlık değilsin. Sen o değilsin. Bir insan nasıl böyle ben güzel miyim der. Emin olun ben bunu anlamıyorum yani. Bir yere oturtamıyorum. Yani. Ben güzel miyim? Yakışıklı olmuş muyum? O zaman işte cehennemin dibine gidersin bu mantıkla. Çünkü sen öyle bir varlık değilsin. Bak kim gidecek cehenneme? Bedenine bakıp ben yakışıklı mıyım? Bedenine bakıp ben güzel miyim diyen gidecek cehenneme. Ama sen öyle misin? Sen bu musun? Ben bu değilim. O zaman ben cehenneme gitmem. O zaman hep hatırlatıyorum ya, bütün sohbetlerimin temeli budur. Sen kendini ne olarak algılıyorsun? Sen kimsin? Bunu hatırla. Bütün sohbetlerimizin temeli bu. Kendini hatırla. Kendini hatırla. Bu kadar. Evet, sorusu olan? Burada da şu soru. Tamam, evet. Şüphesiz hepimiz Tanrı'nın ruhundan yüklediği ruhlarız. Ama mesela ben başka ruhlara azap çektirdiysem, mesela Adolf Hitler'e ele alalım. Yine de o bir gün aydınlandığında ya da imana geldiğinde şöyle dese, evet ben bundan ibaret değilim, ben bu değilim. Ben Tanrı'nın ruhundan yüklediği ruhum dese, başka ruhlara o kadar acı çektirmişken yine de bu öyle diyemez ki. Asla azap çekmeyecek. Veya Adolf Hitler yani, o bilinçli olsa Adolf Hitler olmazdı. Ama belki intihar ederken, karısıyla intihar ederken karısını çok seviyor. Ha, belki de öyle. Yani ölürken hakikate ermişse, ben de diyelim ki azap görmüş ruh, bir kere orada azap görmüyor. Yani Yahudinin ruhu orada azap görmemiştir. Egosu nefis düzeyinde, beden düzeyinde acı çekmiş olur. Ben bir Yahudi olsam, toplama kamplarında da ölmüş olsam ve görsem ki Adolf Hitler ölmeden 5 dakika evvel aydınlanmış. Ben de zaten aydınlanmış biriysem ben Adolf Hitler'e niye hesap sorayım ki? Ama yine de küçücük çocuklar o kadar aydınlanmış olmaz var ya. Bak ruhun çocuğu, çocuk, anne karnındaki çocuklar. Tamam, onlar ruhtur. Onlar çocuk değiller. Onlar bak senin gözünde bir küçücük çocuk. Tamam, ruh eziyet görmüyor ki. Ruh ölümsüz olan bir şey. Böyle söylesek 1 milyon Yahudi emin olun şey diyebilir ya. Onlar eğer böyle derlerse ama, böyle derlerse gerçek dindar değiller demektir. Ben eğer bir insan bana 30-40 yıl zulmetse ve ölmeden evvel aydınlandığını görsem, ben ondan hiçbir hesap sormam. Çünkü bakın, birincisi kim alacaklı görüyor kendini? Kendini alacaklı gören kim? Eğer biri bana kötülük yapıyorsa, yaptığı kötülük bana değildir. Ha, bana kötülük yapıyor diye algılayıp ben de egomun hesabına düşüyorsam, o da benim sorunum. Kendi egosunu değil de aile bireylerine. Hiçbirinin egosunun hesabına düşmemen gerekir. Ya hocam, yani benim annem babam öldürülmüş olsa ya da eşim öldürülmüş olsa ben diyemem yani adamlıkları için. Ya tamam. Evet ya muhteşem. Şu bilinçte diyemezsin. Onu anlıyorum. Ama aydınlandığında diyebilirsin. Aydınlanmak istiyor musun? Böyle aydınlanacaksam aydınlanmayayım daha mı iyi diyorsun? Yani ben eminim ki herkes...
İşte şöyle diyeyim, yani ben seni anlıyorum ama senin de söylediklerimi anlamak için bilincinde biraz bir kapı aralamanı isterim senin için. Mesela bunun en nihai zirvelerinden bir tanesi Hazreti İsa'nın kendisini öldürmeye gelenlere "Tanrım onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadesidir. Ama dediğim gibi bu o bilincin en üst düzeylerinden bir tanesidir. Bu peygamberin hayatında da vardır. Bu en üst düzeydeki bilinç halidir. Bizim oraya doğru yol almamız gerekir. Yoksa psikolojik birer varlık olarak işte ben affedemiyorum, çok acı çekiyorum dediğimizde bu kendimizi sınırlandıracağımız bir yer değildir. Yani benim oralardan daha ileri noktalara doğru gitmem gerekir. Bunun bir başka mükemmel örneği de Habil'le Kabil kıssasıdır ki Kur'an'da geçer. Adem'in iki oğlu örneği verilir. Kabil, Habil'i öldürmek istediğinde Kabil'de hiçbir acı yoktu. Hiçbir mutsuzluk yoktu. Benim hayatımı bu nasıl bitirecek diye bir düşünce yoktu. Bu neyi bize anlatıyor aslında o Habil-Kabil kıssası? Spiritüel bilince ermiş bir insanla psikolojik düzeyde olan bir insanın farkını anlatıyor aynı zamanda. Yani dolayısıyla bizim üzerinde dikkat etmemiz, düşünmemiz, tefekkür etmemiz ve çabasını göstermemiz gereken şey bunların ötesindeki varlığımızı keşfetmemizdir yani. O Habil-Kabil kıssasında anlatılan şey en üst düzeyde, bak bir insan seni öldürmeye bile kalktığında senin öz varlığında bir reaksiyon göstermek veya kendini mağdur veya bir mahrumiyet içinde hissetmen gerekmiyor. Çünkü böyle bir şey yok. Bunu anlatıyor. Ha, burada kastettiğim şey biri sana zulmetmeye çalışıyor, bunu engellemeye çalışma anlamında değil. İncelik şu, biri beni öldürmeye kalksa, benim de buna gücüm yetmese ve beni öldürse, ben bilirim ki ben ölmüyorum. O benim bedensel canlılığıma, biyolojik canlılığa son veriyor. O da Allah'ın izniyle. Rızası yok ama izni olabiliyor. Ama ben kendimi biri tarafından öldürülmüş algılamıyorum. Hukuk kuralları var diyebiliriz. Hukuk kuralları psikolojik düzey için gerekli olan şeylerdir. Bakın, burada şunu ayırt etmemiz gerekiyor dediğim gibi. Maddi ve psikolojik düzeyde gerekli ölçüler vardır. Fakat o ölçülerin üzerinde bir spiritüel varlığımız da vardır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani mesela bütün dünya benden nefret etse, spiritüel bilincimle benim bundan rahatsız olmamı gerektirecek hiçbir şey yoktur. Değil eşim, arkadaşım, ailem, annem, babam. Bütün dünya benden nefret etse, ben ne insanlardan nefret ederim, ne de onların nefreti bende bir mutsuzluk oluşturur. Spiritüel bilincimizin bize verdiği bilinç budur. Psikolojik tarafımız, ya birbirimizi sevsek daha iyi olur diyebilir. Ama bu onu mutsuz edecek bir durum değildir. O yüzden psikolojik boyutumuzla spiritüel boyutumuzu doğru yerlere oturtmak zorundayız. Bunu yapmazsak kendimizi psikolojik bir varlık zannetme tuzağına düşeriz. Bugün modernizm dediğim şey de aslında tam da budur. Modernizm insanı spiritüel varlığından, bilincinden ve hakikatinden koparmıştır. Seni beden ve psikolojinin sınırları içine hapsetmiştir. Ve sen kendini bedenden ve psikolojiden ibaret zannediyorsun. Biri sana engel olduğunda, mesela atıyorum ben yazarım değil mi? Benim bu dünyadaki baskın fonksiyonum yazar.
biri beni hapsetse, hiçbir şey yazamasam, ben orada şey mi diyeceğim, kendimi ifade etmeme izin verilmiyor, Allah kahretsin, mutsuzum mu diyeceğim. Böyle dersem, ben kendimi psikolojik bir nesne haline getirmiş olurum. Evet, o sevgi başta Tanrı'ya ve Tanrı'nın yarattığı varlıklara, Tanrı'nın hatırına sevgi duymaktır. Dolayısıyla tekrar hatırlatıyorum. Ben beden ve psikolojik mekanizmadan ibaret bir varlık değilim. Eğer böyle bir varlıksam ne din bana bir şey verebilir, ne ben dinden bir şey alabilirim. Hatta din benim için rahatsız edici bir fonksiyona bile dönüşüyor. İşte şunu yap sevap, bunu yap günah. Bir çetele tutmak zorunda kalırım. İşte ne yapacak Allah beni? Ya cezalandırırsa, yeter artık ya deyip bir gün baş kaldıracağım falan. Ya da böyle ya işte dişini sık, ya belki vardır ahiret falan diye kendi kendimi oyalamış olurum. Ne din bana gerçek anlamda vermek istediğini verir, ne ben dinden alacağım hakiki şeyi almış olurum. Aksi takdirde hiçbir şeyi anlamamak gibi bir duruma düşüyoruz. Eğer spiritüel bilincimizi ve varlığımızı unutursak. Ama spiritüel bilincimizi de böyle hani tuz ruhu gibi böyle yani ruhsal bir şeyler var. Hani böyle havada dönüyor. Ara sıra muhabbet ediyoruz böyle. Böyle bir şey değil yani din. Ruh böyle bir şey değil. Böyle millet malı götürürken biz burada ruhsal hikayeler konuşuyoruz gibi bir şey değil. Ruhtan daha gerçek bir şey yok. Ruh tanrısal bir şey. Ve bütün dünyayı birine verseler ama ruhu ondan alsalar ona hiçbir şey vermiş olmazlar. Biz bugün niye insanları kıskanıyoruz? Niye insanlar birbirlerinin arasında kıskançlık yaşıyor? Ona bunu niye vermiş? Allah bunu niye kayırmış? Allah bunu niye koruyor? Niye biz 1-0 geriden başlıyoruz? Niye ben koçun çocuğu değilim? Çünkü psikolojik yerden bakıyorum. Onu şanslı görüyorum. Halbuki hakikatte böyle bir şey yok. Ama kendimi bir beden ve bir psikolojik varlık olarak gördüğümde dünya değişiyor. Birileri çok şanslı, birileri çok şanssız oluyor. Ama spiritüel bilinçle baktığında ancak ermiş bir kişiye baktığında onu da kıskanmazsın. Çünkü eğer az buçuk bilincin varsa ne güzel dersin. Yaradan bana bu farkındalığı, bu idraki, bu aydınlığı, bu nuraniyeti lütfeder diye dua edersin. Ondan da bir dua istersin. Ama bakın egosal düzeyde baktığında peygamberle bile kavga ediyorsun. Allah niye beni peygamber yapmadı diyorsun. Lan iyi ki yapmamışsınız. Olmazsın ki. Senden peygamber değil. Adam olmaz. Ama bak ego orada bile kavga ediyor. Halbuki demiyor ki ya Allah'ın bir bildiği vardır. Onu seçmişse bir bildiği vardır falan demiyor. Mesela. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani egodan baktığınızda dinle kavganız bitmez. Allah'la da kavganız bitmez. Örtük bir kavganız olur. Ama spiritüel düzeyden baktığınızda Allah sizi bir toz zerresi de yapsa, çünkü o toz zerresinde de o vardır, o zaman hiç rahatsızlık duymazsınız. Hiç kıyaslama yapmazsınız. Hiç kıskanmazsınız. Çünkü her şey onun tezahürüdür. Siz toz olmuşsunuz, öbürü peygamber olmuş. Hiç fark etmez. Hepiniz onu taşıyorsunuz. O yüzden ruhsal düzeyden baktığımızda din, din olur. Psikolojik düzeyden baktığımızda bizim bir entelektüel, gereksiz zihinsel bir faaliyetimiz olur.
sürekli tartışmaların içinde boğuluruz. Veyahut da din bizim için bizi sanki sınırlayan bir şey olur. Halbuki yaratıcı seni, senin sahte benliklerinden korumak için sana bu dini indirmiştir. Seni gerçek anlamda özgür olan özüne yöneltmek içindir bu. Seni sahte benliklerinin içinde kaybolma diye. Birinin sevgisi, bir başarı, bir üstünlük seni aldatmasın diye sana bir mesaj indirmiştir. Ama mesajın en üst başlığı senin spiritüel bir varlık olduğunda yatar. Mesajın üst başlığı sen bendensin, bana aitsin. Bunu unutmadır. Bir dinin temel cümlesi budur. Senin sonsuz ve mutlak olana aidiyetin ve bunun hiç kimse tarafından da bin tane Hitler de gelse, bin tane Mussolini de gelse, bin tane diktatör de gelse senin o özgürlüğünü ve huzurunu senin elinden alamaz. Bakın hep hatırlatıyorum, Hazreti Yusuf'un mutluluğunu oradaki Firavun almadı ve alamazdı da. Yani Yusuf mutsuz olmadı. Ve emin olun, bakın Yusuf ne kendisini kuyuya atan kardeşlerine kin duydu, ne başka birilerine. Ha, orada adaleti sağlamak için yapılması gerekeni yaptı. Ama herhangi bir benlik hikayesine düşmedi. Herhangi bir benlik alacağı yoktu. Kardeşlerinden alacaklı olduğunu söyledi mi? Hayır. Siz bana neler yaşattınız biliyor musunuz dedi mi? Hayır. Çünkü o spiritüel bilincinde yaşadı. Son olarak şunu da toplayayım. Böyle hayatımda hep heves ettiğim bir şey vardır. Biz nasıl kandırılıyoruz böyle kavramlarla? Bir tanesi de bu hayat kalitesi kavramıdır. Mesela kaliteli hayat yaşayacaksın. Ve işte birileri çok kaliteli hayat yaşıyor. Bunları siz kafanızda tanımlayın. Neler için kullanılıyor bu? Halbuki bu asla hani dini anlayan, az minnacık bir din idraki olan birinin asla kullanmayacağı şeylerdir. Neden? Çünkü hayatın kalitesi ruhuna dair idrakinin kalitesiyle ölçülebilir. Senin ruhuna dair farkındalığın ne kadar? Yok. O zaman sen çok kalitesiz yaşıyorsun. İsterse kahvaltını Paris'te yap, akşam yemeğini New York'ta ye, altında özel uçağın olsun, bilmem ne olsun. Sen çok kalitesiz yaşıyorsun. Hani hayat kaliten sıfırın altında. Ama sen Allah'ı gerçekten tanıyan bir varlıksın. Allah'ın üflediği ruhu idrak etmiş birisin. Sen zindanlarda da olsan, Hitler'in kamplarında da olsan, sen çok kaliteli bir hayat yaşıyorsun. Ve kimse o kaliteyi senden alamaz. Evet, teşekkürler.